Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Sizlerle 10 Şubat'ta gerçekleşecek Kova yeni ayını konuşacağız. Bu süreci hepimiz kendi haritasında tabii çok farklı olarak deneyimleyecek. Şimdi hepsini tek tek anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle kanalıma lütfen abone olunuz ve önceden olan gelişmeler ve yaşanacak olaylardan haberdar olabilmek adına bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyiniz dedikten sonra bu Kova yeni ayı bize neler getirecek, neler olacak? Hadi hemen başlayalım. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar 10 Şubat'ta Kova Burcu'nda gerçekleşen yeni ay bir hafta önce ve bir hafta sonra etkilerini bizlere hissettirecek gibi duruyor. Ve 10 gün öncesinden de hatta bu etkileri hissedebiliriz. Bu dönemde çok önemli bir adım atmanın ve hayatınızda inanılmaz derecede fark yaratacak artık bir hedef belirlemenin zamanı gelmiş de diyebiliriz. Şimdi Uranüs'ten gelen sert bir açı var. Bu da değişim getirirken hayatımıza bu yeni ayda biraz maddi kayıplara da dikkat etmek gerekiyor. Ancak bu kayıpların aslında yerine daha güçlü bir yeniliğin geleceğini bilmek de çok önemli. Çünkü her bitiş aslında yeni başlangıçları da beraberinde getiriyor. Yeni ayın enerjisi bu dönemde evle ilgili konularında gündeme geleceğini gösteriyor. Ay düğümleriyle olan açı hayatımızdaki bir değişimi de gösteriyor tabii ki. Bu değişimi yaşamak için eyleme geçmemiz çok önemli. Bu dönemde ne istediğimize çok dikkat etmemiz gerekli. Çünkü aynı zamanda yeni ay hoşgörülü olmanın da ne kadar çok önemli olduğunu vurguluyor olacak. Şimdi yeni ayın kova ve akrep burguları çok yüksek. Ev, aile, kariyer ve ilişkilerle ilgili önemli değişikliklere bizlere işaret ediyor olacak. Bu dönemde böyle beklenmedik evlilikler, güçlü dostluklar ve şaşırtıcı gelişmeler yaşayabiliriz. Yine astrolojik olarak uzay ve gökyüzü ile ilgili belki önemli buluşlar ve keşifler de gelebilir. Tabii ki yükselende akrep burcunun olması tıbbi konular, bilimsel buluşlarla ilişkilendirilebilir. Tıpla ilgili güzel gelişmelere de şahit olabiliriz. Yeni ayın etkileriyle birlikte kişisel ilişkilerde çok dikkatli olunmalı ve tartışmalardan da uzak durulmalı diye de hatırlatmak istiyorum sizlere. Tabii ki Kova burcundaki bu yeni ay beraberinde aynı zamanda beklentilerinizi ve umutlarınızı yenileme fırsatı da bizlere sunacak sevgili oğlaklar. Şimdi bu yeni ay daha böyle özgür, daha bireysel adımlar atabileceğimiz bir süreç sunuyor bizlere. Kova burcundaki bu yeni ay sizin ikinci evinizde olacak tabii ki. Bu da maddi durumunuz, parasal kazançlarınız ve bütçenizle ilgili yeni bir bakış açısı, bir yenilik getirecek demektir. Şimdi özellikle bu dönemde tabii ki Mars'ınızın da burcunuzda olması ve ayın 13'ünden sonra da Kova burcuna geçecek olması size para kazanma konularında çok daha fazla inisiyatif almanızı ve daha mücadeleci bir döneme girmenize neden olabilir. Çünkü Mars her iki yerde de çok güçlü çalışacak. Şimdi yeni ay yeni bir işe başlama, ek gelir elde etme veya mevcut kaynaklarınızı çok daha etkili bir şekilde değerlendirme konularında size yeni bir bakış açısı elbette ki getirebilir. Bu da hayatınıza maddi durumunuzla ilgili alanda çok beklenmedik hızlı gelişmeleri ortaya çıkarabilir. Grup çalışmaları, hisseli paralar, özellikle kariyerle bağlantılı gelir ve gider dengenizde yeni düzenlemeler yapma ihtiyacınızı doğurabilir. Tabii ki Mars'ın etkisiyle de bu ayın 13'ünden itibaren para kazanma konularında daha aktif bir rol üstlenme ve hedeflerinize de odaklanma şansınızı bir defa daha arttıracak gibi. Bu dönemde maddi anlamda aslında daha hırslı olabilir ve finansal hedeflerinize yönelik büyük adımlar atabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ancak bu süreçte beklenmedik durumlarla da karşılaşma olasılığınız var. Bu nedenle birazcık esnek olmak ve ani değişikliklere ayak uydurabilmek çok önemli ve kıymetli. Yine kendi haritanızla ilgili merak ettiklerinizi astrohouses.com sitesine sorabilir ve hayatınızla ilgili tüm sorularınızın cevaplarını gerçek astrologlar tarafından da alabilirsiniz. Ve yine grup çalışmaları ve işbirlikleriyle elde edeceğiniz kaynaklar da bu dönemde aslında artabilir.
Şimdi hisseli paralar, ortak projeler veya aile kaynakları ile ilgili konularda yeni düzenlemeler de yapmanız mümkün bu dönemde. Kariyerle ilgili gelir gider dengenizi gözden geçirerek maddi durumunuzda olumlu yönde değişiklikler aslında yapacağınız bir dönem sevgili oğlaklar. Bu yeni ay, bu dönemi sizin için maddi konularda yeni bir başlangıca işaret ediyor olacak. Umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir ay olmasını sizler için de temenni ediyorum.